Merhaba, selamun aleyküm. Sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi gelen bir takım sorular oldu. Bu sorular üzerine ben atalardan aktarımla ilgili ayet, hadis ve temel dini kaynaklar, veriler, efendim işin e, bilimsel ve İslami boyutları nasıl incelenmeli, nasıl bakılmalı? Bunların üzerine tekrar durmak istedim. Şimdilik e, beş sistemi sistemiyle ilgili açıklamalarımızı durduralım. Bu konudaki Sorularımızı cevaplayalım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu da biraz sürecek. 2-3 video yapabilir. İnşallah zihinlerdeki tüm soruları aydınlatmış oluruz diye düşünüyorum İnşallah. Başlayalım bakalım inşallah. Atalardan gelen aktarım. Bu konuda daha önce size söz etmiştim. 2 ayrı video yapmıştım. Bert Hellinger'den söz etmiştim. Alman psikolog biliyorsunuz. Kabul Etmenin Özgürlüğü adlı kitabı var. O kitapta da duygulardan söz ediyor Hellinger. Şimdi burada bir psikoloji literatürü oluşturduğumuz için yine onun duygu tasnifleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra adım adım bizim literatürümüze ineceğim. Primer Emotion dediğimiz birinci duygular ve Secondary Emotion dediğimiz ikinci duygular var. Bunları e, primer ve sekonder emotion olarak ikiye ayırıyor. Bir olay e, olduğu zaman e, vücudumuz ne yapıyor? O olaya tepki veriyor. Doğal duygularla tepki veriyor. Örneğin mesela ya üzülüyorsunuzdur, ya kızıyorsunuzdur, ya öfke duyuyorsunuz, ya korku duyuyorsunuzdur. Bu gibi duygulara biz primer duygular diyoruz. Mesela e, birden yüksek bir ses geliyor arabadan. Bir başkasının arabasına çarpıyorsunuz. Ani bir kaza oluyor. Veya aniden bir deprem oluyor veya çocuğun bir yerden düşecek oluyor doğal olarak bir korku oluşuyor bedenimizde bu korkuyu yaşamasına izin veriyorsun kendi bedenine mesela o, o korku anında kalbin çarpıyor vücudun titriyor yani bütün bedeninde irkilme oluyor bütün bedeninde korku enerjisi akıyor ama ne oluyor akıyor geçiyor eğer korku kötü bir duygu hissetmemem gerekir diye kapatırsam bastırırsam Cesur biri korkmamalı. Erkek adam korkmaz gibi şartlanmalarımız var toplumdan dolayı. Bu o kimsenin suçu değil. O korku yaşanmıyorsa birincil olarak. Sonra ne oluyor? İkinci bir korku olarak nevrotik hislere yol açmaya başlıyor. Nevrotik hislerin primer birincil hislerden farkı şu. Mesela birinci duygular gerektiği kadar kalıyorlar ve bir eyleme yol açıyorlar aynı zamanda. Mesela korkmalısın ki yani koş ve çocuğunu tut düşmeden önce. Korkmalısın ki mesela patlama sesini duyduğunda kaç ya da korun. Yani bir işlevi var primer duyguların. Üzüntün olacak ki yardıma koşman gerektiği yerde yardıma koşacaksın. Patolojik olan hangisi burada? Aşırı üzüntüden hareket edememek. Hani ağır depresyon halleri bunun tedavisi gerekiyor o zaman. Eğer senin maddi manevi haklarına karşı bir saldırı varsa kendini koruman için öfkeleneceksin tabii ki. Veya yerine göre kızacaksın. Bunun patolojik olan yanı neresi? Öfke kontrol zorluğu. Yani her yerde herkesle çatışma içinde olma. Öfke krizleri geçirme. Yani kendini, öfke duygunu kontrol edememe. O zaman ne yaparız? Bunun da tedavisini yaparız. Şimdi ikincil duygu eyleme yol açmıyor bakın. O nevrotik olan e, ikincil duygu yani birincil duygu bastırıldığında ikincisi çıkıyor demiştik ya ve uzun süre bedende kalıyor bunlar. Ve bu duygular birinci duygu gibi hemen yaşanıp çözülmüyor. Yıllar boyunca senin bilinçaltına yerleşiyor. Endişe, kaygı, anksiyete dediğimiz bu bozukluklara yol açıyor bunlar. Eyvah ya çocuğum düşerse işte ya başına bir şey gelirse, ya hastalanırsa, ay çıkmayayım dışarıya, başına kötü bir şey gelir, ya eşimi ölürse, ya işimi kaybedersem gibi korkular da bu tarz korkular oluyor. Bunların primer korkularla arasında ciddi farklar var ve bu iki tarz korkuyu tanırsak, evet, mesela şu an korkulacak bir şey var ve eyleme geçme gerekliliği var, bu sağlıklı bir korku. Onu tanıyabiliyoruz ya da nevrotik bir korku yaşadığımızı da tanımaya başlıyoruz. Bu hemen geçmiyor ve sürekli en ufak bir uyaranda hortlamaya başlıyor. Yani eğer siz bunu çözmemişseniz geçmiyor. O anlamda söylüyorum. Ee, bakıyorsunuz bu korkudan ziyade endişe. Ama bu gerçek değil. Yani bu tıkanmış bir enerjinin kendini sürekli gösterip durması. O zaman onu fark ettiğimde kendime diyebiliyorum ki evet bu duygu geliyor bedenimde bir sıkışma var bir endişe var ama bu gerçek değil. O zaman endişeyle arama bir mesafe koymaya başlıyorum. Gözlemleyen ve gözlemlenen arasında bu bilinç oluşunca o beni bırakmaya başlıyor. Yani siz bunun farkına varmakla bunun üzerine gidip direkt çözebilirsiniz. Yani eninde sonunda çözmek istiyorsanız bütün duyguları çözebiliyoruz Allah'ın izniyle. Evet. E, duygularınızı fark etmeniz açısından özellikle bu noktaya girmek istedim. Hellinger üçüncü bir tarz duygudan söz ediyor. O da sistemik duygu diyor. Mesela bu bazılarınıza ilginç gelebilir. Ve olur mu öyle şey canım bu nasıl oluyor falan diyebilirsiniz. Bu yeni bilgiyi hazmetmek için kendinize biraz zaman ve alan tanıyın. Sistemik duygu senin duygun değil. Ailenden taşıdığın bir duygu. Senin yani mesela depresif olacak hiçbir sebebin olmayabilir hayatında. Mesela eşin vardır, arkadaşların vardır, işin iyidir. Her gün ibadet yapıyorsundur, spor yapıyorsundur, meditasyon yapıyorsundur. Ama nedense sabah uyandığında böyle istemsiz olarak yine bir gün daha başlıyor. Uf, sabah oldu, işe gidilecek. Uf, şöyle böyle işte bitkinlik, bezginlik gibi bir hal var üstünde. Ne ne yaparsan yap geçmiyor gibi. O zaman belki başka biri için bu duyguyu taşıyorsun diyor Hellinger. Evet yani burası önemli. Bu sadece bakın aile fertleri için oluyor diyor. Bu dışarıdan bir arkadaşın için olmuyor bu duygu diyor. Yani sistem kendi kardeşlerin, annen, baban, işte halaların, büyük annen, büyük baban gibi böyle yukarıya doğru gidiyor. Ve onlarla bağlantın çok güçlü oluyor. Annenin o depresif halini hafifletebilmek için sen birazını alıyorsun diyor ee, Helinger. Bu çok çok bilinçaltı olan bir şey yani. Zaten bilinçüstü olsa yapmayız. Ama bilinçaltından çocuk hep annesini babasını çok sevdiği için Bakın burası önemli. Bilinç üstünde sevmeyebilir bile, hatta çatışmalar da yaşayabilir. Ama bilinç altında hayat ona anne babadan geldiği için buna biyolojik bir sevgi diyelim. Mesela anne çocuk arasında derin bir bağ var. Anne babanın ağırlığını hafifletmek için çocuk o yükü üstüne alıyor. Mesela diyelim ki anne erkeklere karşı çok öfkeli, kocasına karşı öfkeli ise mesela kadınlar işte. Biliyorsunuz hani tarih boyunca bir takım kadın cinayetleri işte kadına şiddet çok şeyler oldu. Neredeyse yani bu yüzyıla kadar çok çektiler. Erkeklere karşı böyle öfke ee, anneannende ve de bulunabilir ama senin belki hiçbir sebebin olmayabilir şu anda erkeklere karşı öfkeli olmak için. İstediğin birisiyle nişanlısındır ya da evlisindir ve ilişkilerin iyi gidiyordur şimdilik ama hala erkeklere karşı içinde öfke taşıyor olabilirsin içinde bunu. Yani sebepsiz gibi görünen e, bu duygu aslında Sebepsiz değildir. Bu sistemik bir duygu olarak senin bilinç altında var diyor Hellinger. Yani aile sistemi ekolü bu bilinç altındaki sistemik duygularla çalışıyor. Ve son olarak de dördüncü tarz bir duygudan söz ediyor. Buna da meta duygu diyor. Mesela işte mütevazilik, gerçek mütevazilik ya da şükran duygusundan söz ediyor. Yani en büyük meta duygu bilgelik duygusu diyor. Şükran duygusu diyor. Mütevazilik duygusu diyor. Bunlardan söz ediyor. Ben de diyorum ki bu meta duygular derin tefekkürlerde, ibadetlerde, dualarda yani kişinin Allah'la ilişkisinde açığa çıkıyor. Derin tefekkürlerde veya meditasyonlarda siz bunun adına meditasyon deyin, tefekkür deyin, ne derseniz deyin. Yani nasıl oluyor orada kişi düşünürken mesela çok büyük kainatın içinde küçücük bir damla olduğunuzu hissediyorsunuz ve Allah'a tam teslim oluyorsunuz ve ne kadar küçücük ufacık bir parçası olduğunuzu görüyorsunuz o bütünün o kocaman zannettiğiniz ego böyle birdenbire ufalı veriyor kendiliğinden ve işte o Rabbine karşı mütevaziliği hissediyorsunuz şu anda burada olmaya dair Rabbinizin verdiği nimetlere karşı şükran duygusu çok önemli. Ee, çoğu zaman insanlar bakıyorum çevremizde ya kendini beğenmez, ya etrafını beğenmez, ya olayları veya insanları beğenmez. Ee, meta duygular ne kadar çoksa sistemik duyguların üstesinden gelmemizi sağlıyor. Sistemik duygularda var olan tıkalı enerji bağlarını çözüyor. Diyelim ki neslinde şiddet olabilir, ensest olabilir, ama kişi meta duyguda çok yoğunlaşırsa, örneğin şükran duygularını çok artırırsa, sistemik duyguyu çözmeye başlıyor diyor Elinger. Evet, yani aslında insanın Allah'la hulusi bir kalple, ihlaslı bir niyetle yaptığı o derin şükür ve şükranlık hisleri, mütevazilik hisleri, bakın her inanışta nasıl güzel bir şekilde bize geri dönüt güzel bir psikoloji veriyor. Bunu görüyorsunuz.